Merhaba. Yeni partta sizlere biraz ISO CPP'de hangi derleyicileri öneriyor, onlardan bahsedeceğim. Bunu göstereyim bir ilk önce. GCC derleyicisi. Bu bildiğimiz derleyici. Yani iyi bir derleyicidir, standarttır, artık standartlaştı. Birçok şeyinizi programınızı GCC üzerine derleyebilirsiniz. Cross platform aynı zamanda. Özgür yazılımcılar sanırım Özgür Yazılımcılar Derneği'nin yaptığı bir derleyici. GNU koleksiyonunda yer alıyor kısacası. Clang. Bu aslında GCC klanı. Derlerken GCC için bir G harfi koyup sonra boş bırakılır. C derlerken. O yüzden G'yi atın. Şurada klan. G klanı. Bu da open source bir C++ derleyicisi. İşte kendi derleyicinizi yapmak isterseniz bunun kaynak kodlarına bakabilirsiniz. Hepinizin merak ettiği Visual Studio. Şimdi merak ediyorsunuz. Visual C++ mesela oyunlarınızı indirdiğinizde veya birçok büyük çaplı programı indirdiğinizde, MATLAB'da indirdiğinizde mutlaka yanında bir Visual C++ Residential Package kurar. 2000, 2005, 2008, 2010, 2013, 2015 böyle paketleri var. Ben Visual Studio'nun 2012, 2013, 2015, 2015'i daha yeni kullanmaya başlamıştım ki işte bilgisayarım bozuldu. Bu versiyonlarını kullandım. Çok güzel bir ilk gördüğümde aşık olmuştum. O kadar güzel bir şeydi. Çünkü adım adım breakpoint kullanmadan sizin yerinize satır satır debug edebiliyordunuz. Yani programın çalışmasını satır satır takip edebiliyordunuz. Hatta isterseniz böyle harf harf bile takip ettirebilirsiniz. Hatta geriye dönüş yaptırıyordunuz. Aslında geriye dönüş yaptırmıyor temelde ama adeta program hata ayıklarken geri dönüş yaptırıyor. Hissi veriyor size. Oracle'ın bizim Java'yı aldığımız Java kütüphanelerini aldığımız şirket. Bunun da C++ derleyicisi var. Bunu hiç kullanmadım. Ne olduğunu da bilmiyorum ama var. İsteyen kullanabilir. Bunlar internet üzerinden ve hangisini kullanıyordum? Bunlar internet üzerinde program yazmanızı sağlayan siteler. Derleyici yükleyemediğiniz zaman sadece internet üzerinde çalışmak zorunda kaldığınızda bunlar işinize yarıyor. Öyle diyeyim. Buymuş. Vallahi ne olduğunu bilmiyorum. Burada çeşitli kitaplar var. Yani dilin yapımcısının kitabı var. Özellikle bu adamın kitaplarını okuyun. Eğer kendinizi daha da ileri götürmek istiyorsanız. Bu kitaplar standart C++ için kesinlikle tavsiye edilir. Tek ben değil. Alem biliyor.
Yine dilin yapımcısından bir kitap. Yine dilin yapımcısından. Şu kitabı çok tavsiye ederler. Bunu ben de okudum. Yani Ufuk Açığı programlamada. Bu kitabı da okudum. Güzel bir kaynak ve rehber aynı zamanda. Hani rehber olarak yanınızda da tutabilirsiniz. Bunları bilmiyorum ama isteyen okuyabilir. Burada yeni standartları tanıtıyor. 11 ve 14 standartlarını tanıtıyor. Intel'in ve AMD'nin de derleyicileri var fakat onlar standarttan öte derleyiciler. Intel'in derleyicisi Intel için yapılmış. AMD'nin derleyicisi AMD için yapılmış. Her derleyici yani her yerde çalıştırmıyor kendi programını. Hangi platformda çalışacaksanız onu derleyicisini kullanmanızı tavsiye ederim. Intel'in derleyicisi Intel'de ben denedim bir süreliğine. Asal sayı testi yaptırdım. Yani o dediği kadar var. Sitesinde 1,5 kat daha hızlı olduğunu söylüyor Visual Studio'dan. Evet, dediği kadar var. COM sistemiyle derledim. Burada da internet üzerinde. Mesela burada derleme komutunu yazıyorsunuz. 14 standartında derle. Derleyelim. Bize sonucu verdi. Ben bu arada bunu da indireyim ya. Solaris. Ha, bu Solaris için. Linux'te tanıtmadığım bir şey daha vardı. Bu da Solaris. Bu da Oracle'ın işletim sistemi oluyor. Solaris üzerine çalışıyormuş. Artık Solaris'te çalışacaklar bakar. Ha, ki özellikle GCC. GNU Compiler. GNU içinde çok fazla dil var. Bunun içinde MATLAB benzeri diller de var. Diller, din değil. C dili var, C++ dili var. O bak, Object C varmış, Object C++ varmış. Bu da objektler. Ben kullanmadım hiç ama Go dili varmış. Bu Object C'yi daha çok Mac üzerinde görürsünüz. Object C++'ta. Orada da bir şey güzel güzel bir IDE vardı orada da. Go language varmış. Ondan sonra belki burada da göstermiyor ama Octave var. Şunun bir kendi sitesine girelim. GCC. O 5,2 çıkmış. Bu adamlar durmadan derleyici optimize ediyorlar. Standart derleyiciler oluyor. Bunların yazdığı derleyiciler. Hani C++'ı geliştirmeye amaçlıyorlar veya diğer dilleri de. Hani bir platform özelleştirmesinden daha çok genel amaçlı çalışıyorlar. Benim yani gördüğüm şey bu. 5,2 çıkmış. Şunu da göstereyim. Derleyicinin yeni versiyonunu kullanmak her zaman daha iyi. Sizin için. Ne kadar algoritma uğraşırsanız uğraşın bazen olmuyor yani. Low level hani assembly ve o önceden gösterdiğim bir sıfırlarla işler yürüyor sonra bilgisayarda. Bunun dışında şimdi bu derleyiciler tek tek alabileceğiniz gibi tek tek toplayabileceğiniz gibi derleyici paketleri bulunuyor.
Bunlardan da yararlanabilirsiniz. Minimalist, GNU for Windows. Minimalist for GNU Windows. Amerikalılar kısaltmaları çok severler. Programlamalarda da çok kısaltma var. O yüzden kısaltmalara alışın. Buyurun buradan. Ben kendi bilgisayarıma indirdim bunu. Kurdum. Bende var. O yüzden ben kurmayacağım. Source Forge'a yönlendiriyor. Buradan derleyicileri indirme programını indiriyorsunuz. Ben bütün derleyicilerini indirdim. Bende var. Ben hepsini seçtim. Tek tek seçtim ve indirdim. Standart bir pakettir. Minimalist. Bunun yanında Sidewin var. Minimalist el ele mi içinde el ele derleyicisi yok maalesef. Yani low level visual machine ile çalışacaksanız Sidewin'i indiriyorsunuz. Veyahut da Google'a el elevem yazın, oradan indirin. Bunu indiriyorsunuz. Şuradaki şeyi. Ondan sonra kurun. Zaten bildiğiniz Linux kadar karmaşık değil. Burada sadece ne şeyler var. Bir yandan video yüklüyorum. Aklıma gelen şunu da göstereyim ben size. Intel'in derleyicisini. Intel'in derleyicisi paralı. Haberiniz olsun. 30 günlük bir deneme süresi veriyor. Ama öğrenciyseniz Intel bir derleyicisini, hani çok böyle ticari uygulamalar yapacağınız bir derleyici değil ama ortalama bir derleyicisini size veriyor. Intel'in derleyicileri 3 bölümde yer alıyor. Paralel Studio X'e, bununla Fortran bilenler de çalıştırabiliyormuş. Paralel işlemeyi çok önemli değil şu an. Yani çok hızlı işleme yapmayı sağlıyor. İsteyen araştırabilir. Embedded sistemler için, hani gömülü sistemler, robotik ve gömülü sistemlerde olanlar, eğer mesela Arduino'nun Galileo versiyonuyla çalışacaksa bu işimizi mutlaka görecektir. Veya bak Windows, Android, Linux'ta varmış. Ondan sonra C++ ve Java için özellikle özelleşmiş bir derleyici. Creating cross platform media rich application. Low level'da geçen bir kavram vardır. Intel derleyicileri normalde Big Endian'dır. AMD için Little Endian olduğu söylenir. Intel'de herhalde cross platform, hani düşük seviyede cross platform uygulama geliştirebilmek için böyle bir derleyici geliştirmiş. Çeşitli derleyiciler var Intel'in. AMD kullanıyorsanız da AMD'nin de çeşitli derleyicileri var. Özellikle oyun yapmak isteyenler dur ya şöyle yazsam daha iyi, yoksa bulamam. AMD C++ Plus Compiler. Benim işlemcim Intel. Türkiye'de çok kişi Intel kullanıyor ama
64 bitlik işlemcileri aslında ilk defa AMD üretti. Daha sonra hatta Intel gerek yok ya diyordu ama Intel'in hatırlamak istemediği şeylerden. Burada gördüğünüz gibi AMD'nin kendi derleyicisi var. İşte bu yüzden biz C++'ı tercih ediyoruz. Bir de SDK kavramını ben size bir tanıtayım. Software Development Kit. Yazılım geliştirme kiti. İşimizi kolaylaştıracak şeylerden biri diyebilirim. Benim kullanacağım IDE Qt Creator. Şimdilik bu kadar. Daha sonra program yazacağız.
Şu an değil. Çektiğime bakıyorum. Birkaç tanesini yayınladım. Yayınlarken bir tane daha çektim. Ne Çektiğim bu. yapıyorsun? Hı? Ne yapıyorsun? Şimdi ne şey yaptığımı videomu izliyorum. Diyorum ki sen ne zaman sonunda şeyini yapacaksın? Yaparım annem, çok da önemli bir şey değil. Nasıl? Hani yani hemen yaparım bile. Fotokopi mi alalım? Defterin fotokopisini mi alalım? Ne yapalım? Defterin fotokopisini alırız. Haftaya zaten kayıtlı şey var. Ders kaydı var. Tamam anne. Unutma. Tamam. 9.10'da. Unutma, tamam mı? Hı. Bekliyoruz. Bizim zaman gel. Tamam anne. Ben biraz video çekeceğim çünkü uzun zamanda çekmedim. Bugün bitir ama bu video işini. Bugün bitsin. Tamam. Daha yarına kalmasın, tamam. Hı. Yarına telefon edecek misin Topkapı'ya? Ne? Topkapı'ya yarın telefon edecek misin? Tabii ederim. Yok, yarın da yine video çekerim de daha bu kadar çekmem. Oğlum başka işlerini hallet. Anne Ben sana anladım. söyleyeyim, bir daha zaman yok. Tamam annem, onları da yapacağım.